Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mercimekli bulgur pilavı yapıyoruz. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle pilavımıza mercimeklerimizi haşlayarak başlıyoruz. Yarım su bardağı mercimeğim var. Üzerine bir buçuk su bardağı su ekledim. Ve ocağımın altını yüksek ateşte yakıyorum. Suyum kaynadıktan sonra ocağımın altını kısacağım. Ve bu şekilde haşlanmaya bırakacağım. Hazırladığım tavamın içine 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim ve tavamın altını yüksek ateşte yakıyorum. Tereyağım eridikten sonra yemeklik olarak doğradığım 1 büyük adet soğanımı ekliyorum. Soğanımızı hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz ve sonrasında yarım çay bardağı kadar tel şehriye ekliyoruz. Tel şehriyemizi soğanlarımızla birlikte rengi hafif dönene kadar kavuruyoruz. Siz renginin ne kadar dönmesini istiyorsanız buna göre kavurmaya devam edebilirsiniz. Benim için hafif renginin dönmesi yeterli oluyor. Sonrasında bir su bardağı yıkanmış süzdürülmüş olan bulgurumu ekliyorum. Bulgurumu da 2-3 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Yarım su bardağı haşlanmış mercimeğimi artık bu aşamada ekleyebilirim. Ekledikten sonra güzelce bir tur karıştırıyorum ve artık pilavımıza suyunu verebiliriz. Tam 2 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Yani 1'e 2 eklemeniz yeterli olacak. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekledikten sonra sonra tuzumuzun iyice karışmasını sağlıyoruz ve kapağını kapatıp altını kısıp suyunu çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Ve pilavımızı artık kontrol edebiliriz. Çok güzel bir şekilde pişti ve suyunu tamamen çekti. Ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Ve bulgur pilavımızla inanılmaz bir şekilde lezzet katacak olan püf noktası burada devreye giriyor. Küp küp doğradığım ortalama bir yemek kaşığı kadar tereyağını üzerine bırakıyorum ve üzerine kağıt havlu yardımıyla kapatıp bu şekilde dinlenmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar mercimekli bulgur pilavımız artık hazır. Tüm püf noktalarıyla çok güzel bir şekilde pişirdik ve çok lezzetli oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.